Herkese merhaba, ben Sena, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ramazan'ın en güzel yiyeceği olan güllaçtan yiyeceğiz ve güllaç mukbang yapacağız. Şöyle göstereyim güllacımı. Bunu kendim yaptım, hazır almadım. Kendi yaptığım güllaçla çekmek istedim. Şimdi şöyle bir şey oldu. 2 gün önce benim çok, dünden bir gün önce benim çok canım tatlı çekti ve tatlı söyleyeyim dedim. Ondan sonra yemek sepetine girdim. Her zaman tatlı söylediğim yere baktım işte. Aklımda başka bir şey vardı normalde. Sonra bir baktım güllaç gelmiş. Dedim işte şey yapayım, bu sefer güllaç yiyeyim dedim. Bir anda canım çekti. Ondan sonra güllacı söyledim, geldi falan. Ama maalesef o kadar kötü olmuştu ki yani yiyemedim bile zaten. Rengi falan çok kararmıştı, çok fazla kurumuştu falan. Onu yiyemedim ve o kadar yakınındayken yiyememek çok kötü oldu. Ondan sonra o kadar canım çekince dedim ben de kendim yapayım. Dün A101'e gittim. İşte Ramazan şerbetleri falan gelmişti. Onlardan yaptım biraz önce. Hatta onun videosunu çektim biraz önce. Şu an soğuma aşamasındalar. Ben de onlar soğurken güllacımı da yiyeyim dedi. Ondan sonra dün işte aldım güllacı. Hazırladım. Zaten yapım aşaması çok kolay. Geçen sene de ben yapmıştım. Gayet güzel olmuştu. Ondan sonra dedim tekrar yapayım hazır canım çekmişken. Dün akşam yaptım işte. İyice kendini çekti falan. Şu an hazır. Ve tabağıma aldım. Şimdi güllacımızı yiyebiliriz. Birazcık olanları içeyim. Bir de biraz önce şeyleri yaptım, şerbetleri yaptım, kaynar suyla yaptım. Hala orada şu an oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Masanın diğer tarafındalar. Şu an hala odanın içi o kadar nemli ki. Hala böyle sıcak sular böyle yükseliyor. Artık böyle bunaldım, terlemeye başladım yani. Gündüz de İzmir'de yağmur yağıyordu, yağmur vardı. Çok ufak bir atıştırdı durdu sonra filan. O zaman şimdi yemeye başlayalım. Şöyle tabağımı aldıktan sonra da üstüne biraz daha sütümden böyle döktüm. Çünkü ne kadar da ıslak olursa olsun şey yapıyor üstleri biraz kuruyor. Şöyle. Çok da güzel yapmışım ya. Zaten yapımı çok kolay. Sütü kaynatıyorsunuz işte içine şeker koyup vanilya koyup. Ondan sonra soğumasını bekliyoruz. Sonra güllaç yapraklarını kabın içine koyup her katında böyle sütle ısıtıyoruz. Ondan sonra aralarına işte ne isterseniz fındık, ceviz falan gibi şeylerle dolduruyoruz. Daha sonra üstüne bir şey koymak isterseniz. Ben yine o fındık parçalarından falan koydum. Bu arada inşallah videomu iftardan sonra izliyorsunuzdur. Böyle şeker canınızı çektirmek istemiyorum. Yalnız kendime de çok güzel bir dilim almışım ha. En büyüğünden. Bu arada size son izlediğim 2 tane filmden bahsedeyim. Bir tanesini gerçekten çok beğendim. Bir tanesinden de ben bayağı nefret ettim yani. Hatta dedim keşke izlemeseydim yani. İzledikten sonra o kadar sinir oldum ki ya. Beni çok sinirlendirdi. Önce sevmediğimden bahsetmek istiyorum. Biraz da şöyle güllacımdan alayım. Ben bir de normalde sütlü tatlılar çok fazla sevmem. Genelde böyle şerbetli tatlı severim böyle. Hani tatlı yediğinizi hissedeceksiniz. Ama sütlü tatlı olarak da tabii güllacın yeri gerçekten çok ayrı. Bilmiyorum hani böyle çok sadece 11 ayda bir yiyoruz. Genelde ondan dolayı mı böyle bir sevgi var yoksa genel olarak mı tadını çok seviyorum bilmiyorum ama. Onu söyledim sütlü tatlı. Evet. Filmden bahsediyorum. Birinci film Konut. Benim filmi sevmememin daha sonra sinir olmamın sebebi çok böyle haksız bir şekilde bitti ve ben böyle şeyleri sevmiyorum hani bir şey yaptığı zaman genelde onun o yaptığı şey filmin sonuna doğru da dizinin sonuna doğru hani çıkar önce bir yanlış anlaşmazlıklar oluyordu birinin suç atıyorsa ondan sonra çıkar ortaya çıkar falan hani
Hani ben genelde böyle şeyler seviyorum. Ondan sonra adam resmen bir aileyi mahvetti. Bir sürü adama iftira atarak ve çok iyi niyetli, çok iyi, gerçekten ailesini seven bir adama böyle şey yaparak iftira atıyor, bir sürü şey yapıyor falan ve daha sonra onun yerine geçiyor ve kadın hiçbir şekilde bunu anlamıyor ve sonunda onunla mutlu oluyorlar. Öyle söyleyeyim, yani çok da filmin detayına girmeden. Sonra yani kendi eski karısını bırakıyor, eski yani çocuğunu bırakıyor ve hani bu şekilde bu kadar çok hani iki ayı darmadağın ettikten sonra kendisinin bu kadar mutlu olması beni gerçekten çok sinir ediyor. Ben hani son dakikaya kadar o adamın yaptığı şeylerin ortaya çıkmasını ve cezasını almasını bekledim. Ama maalesef hiçbiri ortaya çıkmadı. O şekilde kaldı. Ve bu benim o kadar sinirimi bozdu ki, eğer siz de böyle şeyler konusunda takıntılıysanız hiç yani izlemeyin, ama yine de izleyeceğim diyorsanız siz bilirsiniz. Benim çok sinirimi bozdu. İkinci filmi de çok sevdim. Bu ara zaten birçok kişinin izlediğini gördüm. İsmi Görünmeyen Misafir. Bunu filmi gerçekten çok fazla sevdim. Yanımda bir arkadaşımla birlikte izledik ve filmin böyle ortasında falan bir şey söyledi bana. Bak bu kesin bu ya da hani şöyle yapıyor gibisinden. İşte detaya girmek istemediğim şey, aslında söylesem böyle çok söyleyecek şeyim var da. Ay yiyeyim ya. Aslında filmle ilgili yapılacak çok fazla yorum var ama izlemeyenler varsa diye çok fazla detaya girmek istemiyorum. Arkadaşım onu söyledi, dedim ki saçmalama öyle şey mi olur ya falan dedi. Hani dedim ki tamam, hani başka biri olabilir, hani bilmem ne başka bir şeyler olabilir ama senin dediğin gibi olması mümkün değil dedim. Ondan sonra filmin sonu aynı onun dediği gibi çıktı ve ben ya bozuldum direkt. Nasıl tahmin ettim dedim. Yani çok böyle ilginç bir şeymiş gibi geldi bana. Öyle yani, hani sizi aşırı derecede şaşırtacak bir film. Hani konusundan da çok kısa bahsedeyim. Bir tane adam bir anda bir otel odasında uyanıyor ve yanında sevgilisi var ve kadını ölmüş bir şekilde buluyor. Ama kendisi öldürmediğinden çok net bir şekilde emin. Ama kimin öldürdüğünü de bilmiyor, bulamıyor. Daha sonra kendine çok ünlü bir avukat biliyor. Ailesini buluyor. Ailesinin durumu falan da çok iyi zaten. Herkese bunun için seferber ediyorlar. İşte daha sonra gelen avukat bu şekilde hani adama diyor ki benim sana yardımcı olabilmem için senin bana bütün her şeyi gerçekliğiyle anlatman lazım. İşte olay üzerinde konuşuyorlar ve daha sonraki geçmiş bir olaylarına giriyor. Aslında olayın sadece orada başlamadığını, bu cinayetin aslında arkasında da başka bir şey daha olduğunu anlıyorlar. Yani adam biliyor zaten de daha sonra artık anlatmaya başlıyor. İkisinin bağlantılı olduğunu fark ediyorlar. Daha sonra işte her şeyi anlatıyor, konuşuyorlar filan. Ve bu cinayetin nasıl olduğunu, o adam öldürmediyse eğer o kadını kimin öldürdüğünü ve şöyle bir şey var, polisler gelip araştırıyorlar ve hiçbir şekilde odaya birinin girdiğini de girmediğini kanıtlayamıyorlar. Yani cinayet direkt adamın üstüne kalıyor. Öyle olunca da adam tabii her şeyi anlatıyor ve en sonunda her şeyin nasıl olduğu ortaya çıkıyor ve orada ben çok büyük bir şok yaşadım. Eminim siz de izleyince aynı şoku yaşayacaksınız. Yani kesinlikle bunu filmi izlemenizi tavsiye ediyorum. İzlerseniz onunla ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Şöyle en ortasından alayım. Ortası en bol kısmı. Bu arada ben çiçeğimi çok sevdim ya böyle arkada. Bundan sonra her videoda getireceğim bunu buraya.
Evet, gülücümüz değdik, yarası kaldı ama zaten çok büyük bir dilim almışım tabağımı ve konuşacağım falan diye de zaten bir kısmı kaldı. Ama izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.